Merhaba. Sürekli yukarı baktığım için boynum biraz ağrıyor ama buna değer. Viyana Secession binasında Gustav Klimt'in Beethoven Frizi isimli çalışmasını inceliyoruz. Secession sanatçıları radikal bir şey yapıp Max Klinger'ın Beethoven heykeli etrafında bir şey tasarlamak istemişlerdi akıllarında içinde mimari, heykel, resim ve müziğin olduğu tamamlanmış bir sanat eseri yaratma fikri vardı. Gesamtkunstwerk'in ya da bütünlüklü sanat eserinin altında yatan fikir, sanatın birleşmesinin, bir araya gelmesinin kaybolduğu görüşüydü. Gesamtkunstwerk kavramı, Richard Wagner'ın, müzik, konuşma, sahne tasarımı ve kostümleri bir araya getirerek operalar yazmasıyla ortaya çıkmıştı. Kavram sanattaki bütünlüğü tüm ögelerin bir araya gelerek tamamlanmış ve mükemmel bir sanat eseri oluşturacağını ve bunun kayıp bir ideal olduğunu savunuyor. Serginin açılışında Beethoven'ın 9. senfonisinin Mahler versiyonu çalıyordu bu müziği şu an bile duyabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Beethoven izole, cesur ve yanlış anlaşılmış bir dahiydi. 19. yüzyıl sanatçıları kendilerini bu fikirle kolaylıkla özdeşleştirebilir. Klimt de Beethoven frizini yapmadan önce yaptığı duvar resimleri yüzünden Viyana Üniversitesi tarafından ciddi bir biçimde eleştirilmişti. Yalnız, dahi ve yabancılaştırma kavramları o zamanlar çokça kabul gören kavramlardı. Beethoven frizi şu an Sesseşin binasının bodrumunda daha önce bulunduğu odanın tıpkısı olan bir odada yer alıyor. Friz odanın uzun duvarında çok yalın bir kompozisyonla başlıyor. Uzun duvarın büyük bir kısmı boş ve sadece sıvanmış. Sadece üst kısımda Havada asılı duran ya da uçan elbiseli figürler göze çarpıyor. Bu figürlerin gözleri kapalı, vücutları da uzatılmış. İnsanoğlunun özlemini temsil eden periler olduklarını düşünüyoruz. Perilerden oluşan bu motife frizin bir bölümünde ara verilmiş. İlk olarak çıplak bir genç kız göze çarpıyor. Profilden çizilmiş ve sadece kaba çizgilerden oluşuyor ellerini önde bitiştirmiş, çekingen bir ifadesi var ve kendisi umudun vücut bulmuş hali. Yanında diz çökmüş ve yine çıplak olan iki figür daha var. Bu figürlerde insanlığın acı çekmesini temsil ediyor. Ve üzerinde hırs ve merhameti temsil eden iki tane kadın figürü olan tamamen altına bürünmüş bir şövalyeye yakarıyorlar. Hırs Elindeki defne halkasını şövalyeye doğru sallayarak onu cesaretlendirmeye çalışıyor. Şövalyenin ayaklarının dibinde miferi, elinde de çok büyük bir kılıç var. Tüm bunlar kurtarıcı olabilecek cesur ve efsanevi bir kahraman arayışıyla özdeşleştirilebilir. Almanya ve Avusturya bu fikirlerin tabii ki çarpıtılıp insanların akli dengesi yerinde olmayan ve fanatik kişilere kurtarıcı gözüyle baktığı dönemlerden geçti. Hitler ve diğerlerinden söz ediyorum. Bu gibi kişiler 1890'larda Viyana'da da ortaya çıkmaya başlamıştı. Hadi şimdi gelin diğer duvara geçelim. Burada şövalyenin insanları kurtarması gereken güçler bulunuyor karanlık güçler. Bu sebepten dolayı duvar koyu bir renge boyanmış ve eserin bütünlüğü içinde şövalyenin aşması gereken bir engel olarak temsil edilmiş. Şövalye bu güçlerle savaşırken aynı zamanda cazibelerine de karşı koymak zorunda. Duvarın sol ucunda üç çirkin ve korkunç kadın figürü olan Gorgonlar göze çarpıyor. Gorgonlar, Yunan efsanelerindeki canavarlardan bazıları. Saçları yılanlardan oluşmuş en ünlüleri Meduza olan üç kız kardeş. Son derece ölümcül olan bu üç kız kardeşe de baştan çıkarıcı bir hava verilmiş. Gorgonların arkasında ise hastalık, delilik ve ölümü temsil eden başka kadın figürleri bulunuyor. Duvarda en çok dikkat çeken figür ise saf kötülüğü temsil eden Yunan mitolojisinden Tifon. Tifona ilk baktığınızda maymunları andıran bir başı ve vücudu olduğunu görüyoruz. Resmi yakından incelediğimizde ise Tifona ait olan kocaman mavimsi bir kanat ve bunun altında da yılana benzeyen vücudun devamı göze çarpıyor. Kanadın ve vücudun arasında İç parçalayan üzüntüyü temsil eden başka bir kadın figürü daha var. Diğer tüm figürler için canlı altın ve mavi renkler kullanılmışken, bu figür tamamen gri ve siyahtan oluşmuş. Saçlarını ve çok ince bir kumaşı üzerine örtmüş. Tifo'nun hemen sağındaki figürlerse şehvet, ölçüsüzlük ve lakaytlığı temsil ediyor. Bunu takip eden duvarda periler yeniden ortaya çıkıyor ve duvar aydınlanıyor. Bu duvarda insanların kurtuluş yolunu sanatta aramaları gerektiği anlatılıyor. Lir çalan bir figür şiir ve müziği temsil ediyor. Figürün canlı altın renginde bir kostümü var. Kostümün ışığı yansıtan taşlı işlemeleri dikkat çekiyor. Bu figür çizgileri ve süslemeleriyle antik Yunan vazoları üzerindeki figürleri andırıyor. Frizin son bölümünde ise periler artık ayakta duruyor ve izleyiciye tamamlanmışlık duygusunu veriyor. Frizin başında yansıttıkları özlemleri artık dinmiş, adeta mest olmuşlar. Müziğe ritmik bir şekilde cevap veriyorlar. 9. Senfoni'nin sonunda Beethoven'ın esere eklediği Neşe'ye Övgü isimli Şiller'e ait bir şiir var. Friz de çok sayıda sesin yükselerek eşlik ettiği bu zafer müziğine bir gönderme yapıyor. Şiller'in Neşe'ye Övgü isimli şiirinin mısralarından biri, Bütün Dünyaya Bir Öpücük. Burada bir taraflarında güneş, bir taraflarında da ay olan bir kadın ve erkeğin altınlarla bezeli bir arka plan üzerinde birbirlerine sıkıca sarıldıklarını görüyoruz. Etraflarındaki onları birleştiren şeyin su olduğunu düşünüyoruz. Birbirlerine o kadar yakınlar ki adeta bir bütün oluşturuyorlar. Kafaları görünmüyor. Bu frizin başından beri özlemini duyduğu şey işte bu aşk ve bu aşk aynı zamanda Beethoven'ın müziğinin de bu inanılmaz kreşendosuyla örtüşüyor. Hoşçakalın.